Doğru adım alıyoruz. Bakın dikkat edin. Tamamen dönmüyorum bu şekilde. Bir gözüm rakipte. Yan dönüyorum. Buradan uçuna geri. Şimdi bunu mesela maçın son saniyesinde 3 saniye 5 saniye kala mağlup olduğumuzu farz edelim. Bu tekniği o zaman uygulayabiliriz. Başlar başlamaz. Mesela rakip hacime dedi. Hakem girdik. Hemen uçuna geri. Aynı şekilde aynı girişi yapıp uçuna orama başla vurabiliriz. Burada dikkat edeceğimiz nokta rakibe giriş yaparken vücudu yan çeviriyoruz. Bakın ayaklar geriye doğru ama dövüş pozisyonundayım yine. Rakibi görüyorum. Buradan yine aynı şekilde bakın kollarım açılmıyor. Bir direkt çıkartıyorum içeriden. Şimdi iki şekilde kullanılıyor. Bir ayak tamamen yanda oluyor yoko şeklinde. Bir kısmı da alttan ve içeriden şu şekilde çıkarıyor. Yani katır tekmesi tabir edilen. Mesela bunu kullandığınız zaman eğer geç bile kalsanız kısa mesafeden vurduğunuzda bu teknik çok etkili oluyor. Diğer tarafın yumrukla atak yaptığını farz edersek zamanlamada bir hata gecikme olduğu zaman bile şu teknik çok etkili. Ona siz karar vereceksiniz. Yan vurduğunuz zaman bloğu biraz daha kolay ama bu şekilde vurursanız blok almak zor çünkü aşağıdan geliyor. Şimdi geçeceğiz rakibin karşısına. Hızlı hareket ediyoruz. Burada önemli olan şu giriştir. Giriş çok önemli. Dikkat edin. Şu şekilde vücut yanıyor. Tamamen böyle öne doğru değil. Vücudun dönüşünü çabuklaştırmak için yan dönüyorum. Buradan. Evet tekrar. Vurduktan sonra tekrar geriye çıkıyoruz. Tamam. Olsun. Evet, sol kartla başlıyoruz.